Şimdi sağda solda duyuyorsun. Tatlı şu kadar kalori, McDonald's bu kadar kalori. Her yemeğin sana sağlamış olduğu, getirmiş olduğu belli bir enerji miktarı var, değil mi? Bu kalori nasıl ölçülüyor peki? İlk zamanlardan beri aslında baktığın zaman kalori dediğimiz şey ısı birimi. Yani bir yemeğin ne kadar ısı açığa çıkarttığı. Mesela diyelim yediğin tatlının kalorisini ölçmek istiyorsun, değil mi? Ne yapıyorsun? O tatlıyı mesela böyle bir kutunun içine koyduğunu düşün. Daha sonra o kutuyu da bir tane akvaryumun içine koyduğunu düşün. Su dolu bir akvaryum. Sen o tatlıyı yaktığın zaman o suyu ne kadar ısıtıyor? Bunu ölçüyorsun. Yani o besinin ne kadar ısı açığa çıkarttığını bulmuş oluyorsun. Bu da aynı şekilde vücudumuzda bu şekilde işliyor. Yani sen tatlıyı yediğin zaman vücudunda ne kadar ısı açığa çıkartıyor bunu bulmaya çalışıyorsun. Yani ne kadar kalori alırsan o kadar fazla ısı açığa çıkartman gerekiyor. Onu yakman gerekiyor bir nevi. Çünkü kalori aslında bir ısı birimi. Ama tabii ki kalori bütün her şeyi anlatıyor mu? Yani mesela sen atıyorum 2 kekle 3 baklavayı ya da bir 100 gramlık 200 gramlık eti aynı koşullarda işte yaktın, ne kadar ısı açığa çıkarttığına baktın, kalorilerini hesapladın. Bunların ikisi de farklı ürünler fakat aynı kalori miktarına sahip, aynı miktarda ısı açığa çıkartıyor. Bu bunların aynı etkiye sahip olduğu anlamına mı geliyor bizim üzerimizde? Hayır, çünkü bu kalorilerin neyden yapıldığı önemli, değil mi? Yani bu kalorilerin ne kadar yağ, ne kadar karbonhidrat ve ne kadar protein içerdiği önemli. İki farklı yemek aynı kaloriye sahip olabilir. Fakat protein oranı yüksek olan yemek senin vücudun için daha iyi olacaktır. Karbonhidrat ve yağ oranı olan yüksek yemek senin vücudunda daha fazla yağ depolamaya sebep olacaktır.